Ve tabii bir yandan da alınan tedbirler konuşuluyor. Haftayı bitiriyoruz. Bu tedbirler yeterli oldu mu? Önümüzdeki süreçte bir beklenti var mı? Bu gelecek düzenlemelerin etkisi ne olacak? Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Sayın Barış Ürkün'le birlikteyiz. Barış Bey hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Yayınlar. Teşekkür ederim. Biraz toparlamanızı isteyeceğim aslında bu haftayı. Tabii zor bir süreç geçiriyoruz. Bir yandan da burada hani piyasaya da çok yansımaması için bir takım önlemler alındı Çarşamba günü açılıştan önce. Şu 2 günde nasıl bir etki gördünüz? Biraz şöyle bir özellikle belli başlıklar var. İşte bireysel emeklilik sistemi, varlık fonunun etkisi. Biraz buraları bir anlatalım ardından bu hisse geri alımlarında konuşuruz. Evet. Şimdi tabii yani çok tabii zor zamanlardan geçiyoruz. Yaklaşık 2 haftadır yaşadığımız deprem felaketi yüzünden nedeniyle yaraları sarmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki inşallah en kısa zamanda bu işin altından kalkacak duruma geliriz diye düşünüyorum. Oradaki yaralara acil şifalar diliyorum tekrardan. Hayatını kaybedenlere de rahmet diliyorum Allah'tan. Tabii yani aynı zamanda da Borsa İstanbul tarafı da bir taraftan da yaralarını sarmaya çalışıyor demek lazım. Çünkü deprem yaşandıktan hemen sonraki o 2,5 günde çok ciddi bir sert satış baskısı yaşandı. Geçen tabii çarşamba açılmadan önce birden fazla gelen yani birçok gelen önlemler silsilesinin ilk etkisini gördük tabii. O etkiyle birlikte hisselerde özellikle işte yani neredeyse yani bütün BIST 100 hisselerinin neredeyse tamamında tavan hareketleri gözlendi. Tabii bu ilk hareketten sonra bir miktar düzeltme hareketi meydana geldiğini de görüyoruz. Şimdi tabii önlemlere baktığımızda ilk etapta biraz belki yani algoritmik işlemlerin, robotların biraz da çalışmasının sınırlanması yönünde adımlar atılmıştı. Onları gördük ilk etapta. Biraz işlem maliyetlerinin yükseltilmesiyle alınan bir önlem vardı orada. İlk gün onun hareketi gelmedi o yüzden ama dün ve bugüne baktığımızda biraz onun etkisi tekrardan var. Yani yeniden algoritmik işlemler devrede gibi gözüküyor. Ama diğer taraftan da alınan başka çeşitli güzel önlemler de var aslında. İşte bunlardan hisse geri alım programlarının gelmiş olması, bireysel emeklilik sisteminden gelecek olan katkıyı tabii burada göz ardı etmemek lazım. Geri alım programlarının ardı ardına geliyor olması ki birçok şirket bunu açıkladı. Tabii ki yaşadığımız bu belirsizlik ortamında, bu felaket ortamında diyelim. Tabii ki bu önlemler Borsa İstanbul'u en azından belli bir seviyenin üzerinde tutmayı şu anda başarmış gibi duruyor. Yani o seviyede aslında 5000 seviyesi. Çarşamba günü gelen o ciddi toparlanmadan sonra dün açılışta oluşan o boşluğun kapanmasından sonra 5000 seviyesi üzerinde bir kapanış meydana gelmişti. Bugün de yeniden 5000 seviyesi üzerinde bir hareketin olduğunu şu anda görüyoruz ve hafta kapanışında bu seviye üzerinde olup olmayacağına bakacağız. Şimdi tabii önümüzdeki haftadan itibaren aslında biraz daha bireysel emeklilik sistemiyle ilgili olarak bakıldığında burada devlet katkısının yatırıldığı fonlarda hisse ağırlığının artılmış olmasının biraz etkisini görmeye başlayabiliriz diye düşünüyorum ki hatta şu anda da belki gözleyebiliriz bunu. Özellikle 30 ve tabii 100 endekste artı yani yukarı yönlü hareketler var. Bunun dışında 100 endeks dışındaki endekste de satış yönlü hareketlerin olduğunu görüyoruz. Bu da bize biraz aslında bu önlemin biraz işe yaradığını da gösteriyor. Aslında bir taraftan da küçük yatırımcının yaşadığı endişe nedeniyle biraz çıkış yaptığını da bir taraftan onu da gösteriyor. O yüzden demin de bahsettiğim gibi 100 endeks dışındaki hisselerin dahil olduğu endekste de şu anda %0,6'lık bir satış hareketinin olduğunu da görebiliyoruz. İşte tabii bundan sonraki süreçte ne olacak dersek, tabii bu önlemlerin yaşandığımız bu durum nedeniyle, bu sıra dışı, beklenmedik durum nedeniyle, üzücü durum nedeniyle oluştuğunu tabii söylemek gerekiyor. Özellikle serbest piyasa işleyişine geri dönene kadar, her şey normale dönene kadar bu önlemler silsilesinin devam edeceği bir süreci burada görüyor olacağız. Tabii bu da endekse bir miktar tutunma sağlayabilir gibi gözüküyor. Bahsettiğimiz bu adımların atılması neticesinde. O yüzden önümüzdeki günler içerisinde özellikle 5000 seviyesi üzerinde bir tutunma çabası gerçekleşecekmiş gibi gözüküyor. Yani bu çabayı izleyeceğiz gibi görünüyor. O açıdan hani bugün de 5000 seviyesi üzerinde kapanış meydana gelirse önümüzdeki hafta itibariyle atılan adımların biraz da etkisinin görünmeye başlandığı bir süreci yaşayabiliriz diye açısı düşünüyorum ama yukarı yönlü hareketlerde de bir miktar sınırlı eğilimler gözlenebilir. Özellikle 5300-5500 bu bölge üzerine doğru bir geçiş olup olmayacağına da bakıyor olacağız. Önümüzdeki günler itibariyle diye özetleyebilirim.
Barış Bey, üç başlığı açacağım. En çok merak edilen konular onlar çünkü. Bir, bireysel emeklilik sistemi fonlarının, evet, hisse senedi fonlarının yükseltilmesi. Herkes bunu soruyor. Ne olacak etkisi orta vade? Hani bu yüzden bir giriş olmasını bekler misiniz? En önemli konu bu. İkincisi, varlık fonu şirketlerinin etkisi. Bu ne olacak? Hani burada ne yapabilir varlık fonu? Varlık fonu rolü ne olabilir diye konuşuluyor varlık, hı-hı, fonu şirketlerinin. Bunu sorayım. Bir de hisse geri alımları. Şirketler tarafında nasıl bir etki görüyorsunuz? Bu üç başlığı anlatmanızı rica edeyim. Şimdi tabii bireysel emeklilik sisteminde demin bahsettiğimiz gibi orada yani devlet katkısının yatırıldı, az önce söylediğim. O fonların borsa yatırılacak kısmında %10'dan %30'a çıkarıldı. Tek hisse yatırım tavanı da %1'den %5'e çıkarıldı. Tabii önümüzdeki günlerde tabii bu alımların geldiğini görebiliriz. Çünkü yani fonların tahvilleri Merkez Bankası'na satış imkanı da getirildi ki hisse tarafına daha fazla ağırlık vermeleri amacıyla yapılmış bir başka adım olarak da değerlendirmek gerekiyor bunu. Tabii burada fonların ileriki aşamalarda alacakları hisselerle birlikte baktığımızda sonraki aşamada satış yapmak isteyenlere karşı bu alımlarla birlikte ne ölçüde denge sağlanabileceği, özellikle bu alımların sona ermesinden sonra hala satış devam edecek mi etmeyecek mi, bunun da önemli olduğu aslında bir süreç olabilir. Bireysel emeklilik sistemine dahil olan yatırımcıların, bu fonlarda yatırım yapan küçük yatırımcıların da yaşanan bu süreçte özellikle bu atılmış adımları bu açıdan da önemli buluyorum. Endeksin sert düşüşünün önüne geçilmiş olması en azından önümüzdeki günlerde bir güven sağlayabilir ve özellikle küçük yatırımcıların diyeyim daha doğrusu, satışlarının önüne geçilmesi için bir durum ortaya çıkartabilir olumlu anlamda. O yüzden de hani bu fonlardan çıkışların durmasına ya da çıkışların olmamasına imkan sağlayabilir. O açılardan bakıldığında hesaplandığında 8 ya da 10 milyar TL tutarında bir paranın, likitlerin borsaya enjekte olması gibi bir durum söz konusu. Yavaş yavaş gerçekleşecek. 10 gün içerisinde bunun olmasını bekliyoruz. Bekleniyor. O yüzden de bunun tabii ki belli başlı özellikle 30 endekse, 100 endeks hisselerine, bunlarla ilgili zaten açıklandı hangilerine yatırım yapılabileceği. Onlar da özellikle destekleyici unsurlar yaratabilir gibi gözüküyor. Varlık alım, yani varlık fonu tarafına baktığımızda da tabii ki yine burada atılmış olan bu adım genel itibariyle Borsa İstanbul'da son 2 yılda yabancı yatırımcının uzak kalmasıyla birlikte yerli yatırımcı sayısındaki o ciddi artışın yarattığı, yatırımcı sayısındaki artışın yaratmış olduğu önümüzdeki günlerdeki belirsizlik nedeniyle oluşabilecek küçük yatırımcının özellikle endişe duymasının önüne geçilmesi adına atılmış bir adım olarak da değerlendirmek lazım. Tabii ki bu hisselere yatırım yapmış olan yatırımcıların özellikle korunması adına zaman zaman yaşanabilecek olası dalgalanmaların önüne geçilmesi için varlık fonunun devreye girecek olması bir başka güven unsuru aslında. Önemli bir güven unsuru. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Önümüzdeki günler için az önce bahsettiğim endeksin tutunabilmesi adına. Diğer taraftan geri alım programları. Zaten bu zaman zaman şirketlerin açıkladıkları kararların arasında gerçekleşiyor. Bu deprem felaketini yaşamadan önce de zaten geri alım programı açıklayan bazı şirketler vardı. Bu hep de bu şekilde yorum yaparız. Yani güven yaratıyor. Şirketin hissesine sahip çıktığını, yatırımcısını koruma adına adım attığının bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Tabii böyle bir ortamda yaşadığımız bu üzücü ortam içerisinde yaşanacak ekonomik belirsizlikler karşısında şirketlerin kendi hisselerine sahip çıkıyor olması da yine aslında yatırımcıyı da güven unsuru yaratacak bir başka önemli bir gösterge. O açıdan da bunu da tabii olumlu olarak değerlendiriyorum. Yani üç bacakta baktığımızda alınan tüm önlemlerin olumlu ve yerinde olduğunu, yaşadığımız bu ekstrem ortam içerisinde bunların en azından yatırımcı güven telkin edecek bir durum ortaya çıkarttığını olumlu anlamda şu anda değerlendirmeye devam ediyorum ben. Barış Bey, şöyle yeni önlemler bekler misiniz diye sorayım. Yani çarşambadan beri soruyorum bu soruyu herkese, size de sorayım. İlk hani alınan tedbir, yani şu an için alınan tedbirlerin yeterli olduğu görüşünde piyasa. Hani siz buna katılır mısınız, ne söylüyorsunuz? Bir de likidite problemi için belki yeni adımlar atılabilir ya da hani böyle bir, şu an böyle bir sıkıntı yok ama hani olası bir ihtimale karşı böyle bir adım atılabilir gibi bir görüş var. Hani bununla ilgili ne söylersiniz? Bir de tabii yani hani çok önemli değil belki hani şu an bunu sormak ama hani bu belirsizlik ortamında da nasıl bir en azından kısa vade beklentiniz var borsaya ilişkin, onu da sorayım. Şimdi tabii az önce açıkladığım gibi yani atılmış olan tüm adımların
Borsa İstanbul'da düşüşün önüne geçtiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Yani ilk gün bir yükseliş meydana geldi, sonra bir satış oldu ama satışı bir miktar düzeltme olarak algılıyorum. Şimdi baktığımda da 5000 üzerindeydi. Az önce de değindiğim gibi seviye üzerinde bir tutunma çabası var. Yani bence yani şimdilik atılmış şimdiye kadar bu adımların bir etkisinin biraz da izlenebileceği bir süreç yaşarız gibi geliyor bana. Dalgalanma boyutu anlamında baktığımızda yani yılbaşından bu yana yaşadığımız aslında Ocak ayı başından itibaren yaşadığımız çok ciddi türbülanslar oldu günlük bazda. Mesela şimdi son 2 güne bakarsak yani çarşambayı hariç tutuyorum perşembe ve bugüne baktığımızda en azından o dalgalanmanın önüne geçildiğini görebiliyoruz. Demin bahsettim işte bu algoritmik işlemler yani robotların devreye girerek hızlı işlemler yapması bu Ocak ayı başından itibaren gözlediğimiz bir ortam ve özellikle gün içerisindeki hareketlerde yatırımcıya çok da fazla yatırım yapma imkanı ya da trade etme imkanı vermemekteydi. Bir miktar bunun da sınırlı da olsa önüne geçilebildiğini görüyorum ama yani ileriki aşamalarda olası bir bu işlemler nedeniyle dalgalanma boyutunda çok ciddi artışlar meydana gelirse burada belki ekstra bazı yeni önlemler belki alınabilir. Kendi kanaatimce düşünüyorum ben. Yani bir açıdan buna bakmak lazım bence ama şimdilik herhalde atılmış bu olan adımlarla birlikte önümüzdeki hafta özellikle çünkü 2 gün oldu erken biraz daha işte seviyelere bakacağız. Nerede tutunuyor, tutunabiliyor mu, tutunamıyor mu? Buna göre bence biraz daha net karar verme aşamasına hem biz biraz daha kendimiz geçebiliriz hem de piyasa davranışı açısından bakıldığında olası bir sorun durumunda tabii ki bu önlemlerin gelme ihtimali de bence değerlendirilebilir diye açıkçası düşünüyorum ben. Ama şimdilik herhalde biraz da izleme süreci olacak. Barış Bey, teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkür ederim.